20 Temmuz 2015 tarihinde Rojava halkıyla dayanışmak için Suruç'a giden 300 sosyalist genç basın açıklaması yaparken Amara Kültür Merkezi'nde korkunç bir saldırıya maruz kaldılar. Bu saldırıda 33 genç yurttaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce yurttaşımız yaralandı. Hepinizin hafızasında yer edinmiştir. Haziran ayında Ahmet İstasyon Meydanı'ndaki saldırı, devamında Suruç'ta yaşanan saldırı, sonrasında Ankara Gar katliamı. Hepsi kamunun gözü önünde, üç insanın bir araya geldiğinde güvenlik kaygısıyla her türlü onlarca insan, onlarca gencecik insan bu halkın geleceği, hayatını kaybetti. Biz bunu insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Ama ne yazık ki Kürt meselesinin çeperinde yaşanan her türlü olay yöneten akıl tarafından sürekli tarihe cezasızlık politikalarıyla terk ediliyor. Biz yıllardır bu meydanda kayıplarımızı arayıp faillerin yargılanmasını talep ediyoruz. Ama aynı zamanda Kürt meselesinin yarattığı her türlü kaybın, her türlü saldırının da aydınlatılmasını talep ediyoruz. Buradan bir kez daha hayatını kaybeden insanların acısını paylaşıyoruz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Kayıp yakınları 806. hafta oturma eylemi. Hasan Gülünay evli ve 4 çocuk babasıdır. Eşiyle bir süredir polis tarafından takip edildiğini söyleyen Gülünay, 20 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul Tarabya'daki evinde işe gitmek üzere çıkar ve bir daha geri dönemez. Birsen Gülünay, eşinin eve gelmemesi üzerine önce kendi ailesine haber verir. Savcılığına başvuruda bulunur. Birsen Gülünay, eşi Hasan için gözaltında olabilir şüphesiyle Gayrettepe'deki emniyet şubesine başvurur. Ancak kendisine Hasan'ın gözaltında olmadığı bilgisi verilir. Daha sonra aile Hasan Gülünay'ın bulunması için İstanbul şubesi Bakanı Süleyman'a dilekçeyle başvuruda bulunarak olayı duyurur. Açlık grevi sonrası aile Ankara'ya giderek Hasan Gülünay'ın durumunu TBMM'ye taşır. Olaya ilişkin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ile görüşülür. Sezgin aileye Hasan Gülünay'ın durumunu araştıracağını sözünü verir ama sonradan aile herhangi bir dönüş yapılamaz. Hasan Gülünay'ın arkadaşı Erol Çam, İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube'de gözaltındayken yüzünü görmediği bir kişinin "Ben Hasan Gülünay, beni kaybedecekler" diye bağırdığını anlatır. Bunun üzerine aile, dönemin hükümeti, SYP-DYP genel başkanları ve milletvekiliyle görüşür. Aile ayrıca 1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunur. Savcılık 31 Ekim 2012 tarihinde 20 yıllık zaman aşımı süresini dolduğu gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verir. Takipsizlik kararının ardından yapılan itirazdan bir sonuç alamayan aile 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunur. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016 tarihinde yaşam hakkı kapsamında etkili bir soruşturma yürütülme yükümlülüğünün ihlal edildiğine ancak ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden soruşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine zaman aşımı nedeniyle yer olmadığına karar verir. Şimdi de gözaltında kaybedilen Hasan Gülünay ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine gidiyor. Faili meçhul cinayetlere kurban giden insanların yakınlarıyla düzenlediği kayıtlar bulunsun, failler yargılansın eylemlerinin 642. haftasındayız. Hak arama uğruna verdiğimiz mücadelede geçmiş onca yıllarda olduğu gibi bugün bir kez daha tekrar bir aradayız. Bizlerden koparılan canlarımızın hesabını soruyor, sormaya devam edeceğiz. Kalbimizden, bedenimizden, ruhumuzdan kopartılarak kaybedilen kayıp insanlarımız bulununcaya ve failler yakalanıp cezalandırılıncaya dek bu eylem ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu hafta sizlere 31.07.1993 tarihinde Batman İndiyat Garajı'nda minibüsten indiği sırada faili meçhul cinayete kurban giden Mehmet Yaşar'ın hikayesini oğlu Sabahattin Yaşar'ın satırlarıyla anlatacağız. Herkesin bir öyküsü olduğu gibi benim babamın da bir hikayesi vardı. Eşi, 8 çocuğu ve annesiyle İkiztepe köyünde yaşardı.
Bütün babalar gibi benim de babam çocuklarına özgür yarınlar bırakmak için öldü. Politik duruşunu sevmeyenlerin bile saygı duyduğu, dostlarının, sevenlerinin çok olduğu bir kişiydi. Yarına dair hayalleri olan insanların barış, eşit ve adil bir şekilde yaşamasını savunan eşsiz bir insan hakları savunucusuydu. Adaletsiz olan göz kardeşi dahi olursa karşı çıkan, eşit ve adil davranan birisiydi. Aradan geçen onca yıllara ve genç yaşta faili meçhule kurban gitmesine rağmen hala onu tanıyanların etkisinde kaldığı ve sevenlerinin iyilik ve yardettiği bir insanın oğlu olmak insanı gururlandırıyor. Sürekli insanlara sevgiyle yaklaşan, yardım etmek isteyen, bulunduğu ortamlarda çözüm üreten ve zorbanın karşısında dik duran bir kişilikti. Maalesef o anın getirdiği uygulamalarla kimsenin hesap soramadığı insanların sus pus olduğu, sindirildiği, adaletin hakkıyla yerine getirilmediği bir öğlen vakti 31.07.1993 tarihinde gün ortasında insanlardan yürünemeyecek bir ortamda faili meçhul cinayete kurban gitti. Babam öldürüldüğünde ben de 14 yaşındaydım. Anne en küçük kardeşime hamileydi. Olaydan sonra açılan soruşturma dosyası neredeyse daha cinayetin 40 bile çıkmadan 4 ay sonra kapatıldı. Verilen dilekçelerde cinayetin politik nedenlerle işlendiğine ilişkin itirazlarımıza rağmen söz konusu cinayet aydınlatılamadı. Devlet yetkililerine çağrısı bir kez daha iletiyoruz. Kayıpların sağ veya ölü olduğunu araştırmak, ortaya çıkarmak ve faillerini bulup adalete teslim etmek sizin görevinizdir. Biz insan hakları derneği olarak zorla kaybettiğinde ve faili meçhul cinayetlere kurban giden insanların yakınları olarak kalıcı ve demokratik bir barış istiyoruz. Demokrasiden ve barıştan başka çıkar olmadığını bir kez daha deklare ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi. Şimdi de sizleri tüm yakınlarımızın, tüm kayıtlarımızın arasına bir dakikalık oturma izniyle davet ediyorum.